taraf sızdırmış ihtimali var. BDP sızdırdı, cemaat sızdırdı, MİT sızdırdı. Evet. Yani hükümet sızdırdı. Herkes birbirini sızdırmakla burada şey yapıyor. Evet. Yani ortada bir sızıntı var ama kim sızdırdı? Yani herkes birbirini sızdırmakla şey yapıyor ve halktan da güven istiyorlar, sessiz olun istiyorlar ama herkes de sızdırmış. Evet. Bu güven ortamı da bu. Yani burada bir güven ortamı falan da yok. Yani kendi aralarında. Bize göre bir şey değil de yani. Bu çok görüldüğü üzere bu Oslo'dan, Habur'dan da beter bir süreç. Ama Oslo da sızdırılmıştı biliyorsunuz. Evet, ama hani hemen daha, ertesi gün değildi yani o bir süre sonra. Sanki dış güçler vardı falan gibi. Hı. Burada hani daha şey. Bu tamamen işte ne bileyim işte bir tiyatroya döndü artık. Yani bu zaten sızdırılma hikayesini bir kenara bırakın. Abdullah Öcalan'ın söylediği, sonra Kandil'den Duran Kalkan'ın söylediklerini okuduğun zaman paralellik de arz ediyor. Ve bunlar PKK diye bir orduları olduğunu, bu ordularından asla vazgeçmeyeceğini yani gerel ordusu olduğunu ve bundan asla vazgeçmeyeceklerini 100 defa söylüyorlar. Bu kadar gidilmiş güya anlaşılmış falan, güya hesaplar yapılmış, güya işte millete oluyor bir şeyler diyorlar. Her iki tarafında yaptığı açıklama budur. Duran Kalkan bundan vazgeçmeyiz diyorlar. PKK şeyde Abdullah Öcalan da ben ya buradan çıkarsak da Suriye'ye gideriz, İran'a gideriz diyor. Anlaşmaya rağmen yani hem bu Türkiye'de anlaşacaklar. Bu anlaşmaya rağmen PKK duracak yani. Yani bunu şöyle anlatabilirim. Biz Allah göstermesin bir işgal kuvvetleri ki öyle bir şey çalışıyor zaten Türkiye'de. Bağımsız Kürdistan konulsa bile PKK bağımsız Kürdistan hülyasından bile daha ileride bir şey. En önemli şey PKK. Evet. Hiç kimse PKK'dan vazgeçmiyor. PKK orada duracak. Bunun üstüne fazladan gaymak. Hı hı. Yani gaymak olarak ne verirsen diyor alırım diyor. Ha 10 gün evet. Burada duracaktı da öbür tarafa duruyor. Ya da öbür tarafa duruyor fark etmiyor. Ya PKK'dan vazgeçen yok. PKK burada duruyor. Evet. PKK burada durduğuna göre bu sürecin de başına analar ağlamasın, silahlar susturulsun, silahlar sussun denildiğine göre ve PKK'da hem Duran Kalkan, PKK üst yöneticisi hem Abdullah Öcalan'ın ısrarla vura vura, yani aptallar da anlasın diye defalarca da söylüyor. PKK'dan vazgeçmeyeceğini defalarca söylemesine rağmen olup biten nedir? Nedir bu milleti dövüyorlar susun süreç işliyor dedikleri? Nedir bu? Bu çok saçma sapan bir şey. Bu aşırı saçma sapan bir şey. Yani burada lafımız yok. Bitti yani burada. Laf bitti. Burada söylüyorlar işte. Daha ne desin yani? Bu PKK üst yöneticisi, Duran Kalkan ya da Abdullah Öcalan daha ne desin? Ben bunu bırakmam diyor. PKK'yı bırakmam diyor. Üstüne verirseniz o da kaymak olur diyor. Evet. Bunu da 1000 defa da söylüyor. Şimdi burada benim, yani bunların mantığına göre yani ben işin topuna karşı bir şey bir yerdeyim. O başka bir şey. Bu saçma sapan bir şey. Nereye geldiler? Bakın Türkiye... Türkiye diye bir ülke var. Türkiye diye bir ülkenin ya da Türk diye bir millet var. Bunun adı bile kayboldu. Türkiye'de ad kalmadı. Yani bir ülke kuracaklar, Türkiye'yi işgal etmişler. Askerleri içeri atmışlar. Konuşacak herkesi içeri tıkmışlar. Kimse konuşamasın diye. Hı hı. Yerel bir direniş olursa Karadeniz'e gidip onu da yokladılar. Onları evet. da nasıl susturacaklarını, zapturap altıklarını, denemelerini yaptılar. Ve şimdi bambaşka yepyeni bir ülke kuruyorlar. Bu ülkeye isim bulamıyorlar. Yani 5000 yıldır bir ismi var Türkiye'nin. Anadolu'nun 1000 yıldan geldiğimizden beri de ismi var. Bir sürü de isimler var yani. Evet. Ve şimdi isim tartışmasına girdik. Daha madde 1. Türkiye'ye ne diyeceklerini bilmiyorlar. Ya düşün ya. Ya buradan daha ne konuşalım, ne söyleyelim? Bundan öte laf olur mu? Ya daha ne söyleyeceksin? Türkiye'ye isim bulamıyorlar. Tartıştıkları şeye bak. Türkiye işgal edilmiş. Bambaşka güçler Türkiye'yi ele geçirmiş. Abdullah Öcalan anayasa yazıyor. Emrediyor. Türk ordusunda şu subaylar alınacak diyor. İfadeler veriliyor. Yetmedi. Burada tekrar diyor. Hakikat komisyonu kurulup yeni alınacak diyor. Türk ordusu tasfiye edildi. Bütün askerler konuşan konuşmayan herkes içeri tıkıldı. Dışarıdakiler susturuldu. Televizyonlar basıldı. Abdullah Öcalan'ın adamları her gitti yalancı tanıklık, şahitlik yaptı orada. Evet. Ve anayasa yazılmaya başladı. Abdullah Öcalan nasıl olacağını söyledi. PKK'yı siz silahlı kuvvetlerinizden vazgeçtiniz. Ama ben PKK'dan vazgeçmem diyor. Ve anayasayı da böyle yazacaksınız diyor.
Anayasayı da şöyle yazın böyle yazın ama diyor içinde de Türk olmayacak diyor. Manzara bu. Fakat Abdullah Öcalan bu Türk olmayacak lafında da yalnız değil. Anlaşmış. Evet. İki aydır da ya da iki haftadır, üç dört haftadır da Tayyip Erdoğan Bey milliyetçilik ayaklarımın altına aldım diyor. Evet. Yani şimdi bunlar sanki karambolden kale, karambolden ne derler işte. Yani bunlar spontane gelişmiş, daha önceden kurgulanmış. Karaborsadan beleş, kelepir bir ülke bulmuşlar. Bu ülkede anayasa yazacaklarmış ama Türkiye'nin de bu ülkenin de ismi bir isme lazım. Ne diyelim? Yani Homuloğulları mı diyelim, Hortumoğulları mı diyelim, Loloğulları diyelim. Ben şimdi siz sorun bir bu. %50 cumhuriyeti demiştiniz ama Tayyipistan mı olacak? Yani bu kadar yani bir işgalin ortasında yaşıyoruz. Şu anda biz burada bir işgalin ortasında yaşıyoruz. Bu kadar nettir. Burada hepimize meşru müdafaa hakkı doğuyor. Meşru müdafaa hakkı ne demektir? Meşru müdafaa hakkı şudur. Bu yaşadığım topraklar beni anayasasıyla ve hukukuyla kendine bağlıyor. Anayasa ve hukuk devreden çıkartılmışsa benim de karşı koyma hakkım var. Burada bu yüzden tedirginler halk bir şey yapar mı falan diye. Evet.